Yıllardır kullandığımız Arnika Bora 5000'in motorundan garip sesler gelmeye başladı. Süpürgenin plastik aksamı çok kaliteli değil. Ancak motoru gerçekten çok iyi çıktı. Hem çok iyi çekiyordu hem de uzun yıllar sorun çıkarmadan evimizi temizlememizi sağladı. Şuradaki şu kapakları çıkarmamız gerekiyor. Bakın birinciyi çıkardım. Şu ortada bir vida var. Evet, bu ortadaki vidada çok korozyon vardı. Vida artık vidalıktan çıkmış. Lehimle etrafını eriterek şu an bakın dönmeye başladı. Mecbur bu şekilde çıkardık. Ortadaki vidayı da sökünce rahatlıkla çıktı. Şunları da sökerek motoru ortaya çıkarmaya çalışacağız. Motorumuz ortaya çıktı. İçine giren tozlar. Motorumuz elimizde. 10 yılı aşkın süre kullanılan motorun içi. Görmüş olduğunuz gibi. HEPA filtre de olsa, su filtre de olsa içine toz girmiş. Önce kendi motorunun şu üst taraftan çapını ölçelim. Çapı 12 santim gibi görünüyor. Bakalım bir boyut farkı var mı? Böyle bir kutusu var. Motor böyle. Bir bunu ölçelim. Bu da 13, yani 1 santim daha büyük gibi. İki motor arasındaki farkı görüyorsunuz. Arnika Bora 5000 diye geldi ama bayağı büyük. Orijinal motorda şurada soketler varken, bakın bunlar da o soketlere giriyor. Muadil motorda kablolar motordan çıkıyor. Yani bu kabloları bunlara bağlamamız lazım. Şimdi arkadaşlar motoru oturttuk. Motorun üzerinden çıkan kabloları şu delikten çıkardık. Kendi kabloları bu deliğe girip orijinal motorda içine sokette giriyordu. O soketleri kestik. Kabloları buradan çıkarıp makinenin kablolarına bağladık. Yalnız burada yön önemli. Şu an böyle taktığımda üflüyor. Yer değiştirdiğimde çekiyor. Ona dikkat edin yani tamamen kapatmadan önce. Dolayısıyla şimdi bu kabloların yerini değiştireceğim ben. Arkadaşlar şu an tam kapatmadık. Şuradan çekip çekmediğini anlamak için test edeceğim. Evet, doğru uçları bulduk. Artık kabloları tam olarak bağlama zamanı. Evet, buraları da güzel yerleştirdik. 8 tane vardı. Bu 4. İşte ortadaki